Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'ı bilgisayardan nasıl kullanırsınız bundan bahsedeceğim. Bu videomuzda Instagram'ı bilgisayardan kullanırken telefonda kullandığınız özellikleri birebir bilgisayarınızda kullanmayı anlatacağım. Aslında birebir demeyeyim, bir özelliği bulamadım. Sadece paylaşım yapma. Bakın Instagram'ın ana sayfasına geleyim. Herhangi bir paylaşım yapmak için bir buton yok. Şimdi kendi ekranıma geleyim. Fakat mesajlaşma özelliği yeni geldi. Yaklaşık bir hafta, 2 hafta falan oldu. Hatta deneme sürecindeydi. Instagram'da biliyorsunuz webten açabiliyordunuz. Zaten uzun zamandan beri olan bir özellik. Belki 2, belki 3 seneden beri Instagram bilgisayardan kullanılabiliyordu. Fakat mesajlaşma özelliği yoktu. Bu da yeni geldi. Hatta size şöyle göstereyim. En başından anlatacağım. Bilgisayardan Instagram'a nasıl açarsınız diye. Aslında açması çok basit. Instagram'ın sayfasına girip kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp giriş yapıyorsunuz. Daha sonra bakın mesajlar bölümüne geldiğimiz zaman mesajlaşma özelliği geldi. Mesela ben burada test mesaj atmışım. Tekrardan test mesajı geldi yazıyorum diğer hesabıma. Ve buraya bakın, test mesajı birazdan gelecek, düşecek buraya. Mesela şurada ben size diğer paylaşımlarla ilgili birkaç şey göstereyim. Öncelikle Instagram'ın ana sayfasına geldiğiniz zaman, bu arada test mesajı geldi. Instagram'ın ana sayfasına geldiğiniz zaman hikayeleri görebiliyorsunuz. Atıyorum bakın şöyle bir hikaye var. Kamp yerinin hikayesi. Buna bakalım. Hikaye geliyor ve ses de geliyor. Yani sesi duyabiliyorsunuz. Eğer size ses gel, şurada kilit butonu var ya, burada sese izin ver diyeceksiniz. Şu an ses açık yani. WhatsApp'ta da aynı şekilde. Ben uzun zamandan beri WhatsApp'ı bilgisayarımdan kullanıyorum ve benim hayatımı oldukça kolaylaştırdı WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmam. Ve Instagram'da mesajlaşma özelliği geldiği çok iyi oldu. Ben Instagram'da çünkü bilgisayardan kullanmak istiyordum epey bir zamandır. Kullanamıyordum bu özellik olmadığı için. Çünkü mesajlaşma özelliği yoktu. Bu arada diğer özelliklerini de kontrol edelim. Bakın şurada kalp butonu var. Buna bastığınız zaman takipçileri vesaire görebiliyor musunuz? Bakın bu beni takip etmeye başlamış. Erol arkadaşım, tanıyorum. Ben de onu takip edeyim. İstekleri de şuradan görebiliyorsunuz. Takip gönderebildik. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Bunları sileceğim. Bazı tanıdığım olursa tabii bunu tanıyabilirim. Bunu bırakıyorum burada. Daha sonra şurada şey var. Keşfet kısmı var. Buradan keşfete girebiliyorsunuz. Neden bu kadar heyecanlı anlatıyorsun? Ne faydası var diyebilirsiniz. Instagram'ı küçücük telefondan kullanmak insanı oldukça yoruyor. Ben sürekli bilgisayar başında olan biri olarak ve tamamen ofis ortamında çalışıyorum. Telefona dokunmak istemiyorum artık. Hani sadece gelen aramaları cevaplamak istiyorum. Hatta telefondan aramaları bilgisayarımdan cevaplayabiliyor hale getirebilirsem, görüşmeleri de kulaklık takıp telefonun bilgisayarımdan yapmak isterim. Yani sürekli elinize Instagram'a bakmak için telefon almak zorunda kalıyorsanız, bilgisayar başında olan insanlar için söylüyorum. Instagram'ı bu şekilde webten görüntüleyebilirsiniz. Zaten WhatsApp'ı kesinlikle webten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim şu an önümde klavye var. İstediğim kadar hızlı yazabiliyorum. Telefonun tuşları çok küçük olduğundan zor yazabiliyorum. Mesela şurada mesajlar gelmiş. Bakalım ne yazmış Burak. Mesela kamp yeri Türkiye. Ben bunu yollamıştım. Evet yazayım. Tıkladık mesela buna. Burada beğenebiliyoruz. Yorum yapabiliyoruz bunlara. Gayet güzel bir özellik. Hikaye dediğim gibi görebiliyorsunuz. Kamp Türkiye'nin bu aralar reklamını yapmış olduk. Girip hikayeyi görebiliyoruz. Benim kendi sayfam var. Bugün açtım onu da. Şu sayfayı da takip ederseniz sevinirim. Burada size katkı sağlayacak, hani katma değer sağlayacak paylaşımlar yapacağım. Özellikle bilişim alanında böyle paylaşımlar olacak. Dışına çıkmamaya çalışacağım. Mesela DDoS ataklarla ilgili bir şey paylaştım. Bunun gibi güvenlik alanında bu. Birçok paylaşımlar olacak ama daha çok güvenlik alanında. Ve mesela DDoS kelime anlamını, mesela bunu okuyarak öğrenmiş olacaksınız. Hani sayfayı takip etmek için illa bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Genel paylaşımlar olacak. Hani genel kitleye hitap eden. Dediğim gibi mesajlarda bu bölümde böyle görüntüleyebilirsiniz. Şimdi başka söyleyeceğim bir şey yok. Hani inceledik. Bir de ne var? Ha, giriş yapmayı gösterecektim ben size. Şuradan bir çıkış yapalım. Şuraya tıklayıp çıkış diyoruz. Çıkış için bak şu ayarlar butonu var ya, buna tıklıyoruz. Çıkış yap diyoruz. Çıkış yaptık. Şimdi bir giriş yapalım hesabımıza. Bu kullanıcı adı kısmına telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta yazabilirsiniz. Ben kullanıcı adı yazacağım. Kullanıcı adımı ve şifremi yazdım. Giriş yap diyorum.
Bu arada çift faktörlü doğrulamalı kullanın. Şu an bunda açık değil ama diğer tüm hesaplarımda çift faktörlü kimlik doğrulamayı açarım. Çünkü kullanıcı adınızı zaten biliyor herkes. Şu kullanıcı adımız. Şifremizi tahmin yoluyla patlatabilirler. Kolay bir şifre koyduysanız tabii ki. Zor şifreler kurun. İçinde büyük harf, küçük harf sayı vesaire olsun ki kimse sizin şifrenizi alamasın. Kamp Türkiye'nin sayfası varmış. Girelim bakalım buraya. Burada gördüğünüz gibi kampçılıkla ilgili bazı paylaşımlar var. Bunlara erişebiliyorsunuz. Mesajlaşma özelliği var. Bundan sonra kalp var. Burada sizi kimler takip ediyor bunu görebiliyorsunuz. Keşfet kısmı. Bir de ayarlarına bakalım. Ayarlarda ne var ne yok. Nelere müdahale edebiliyorsunuz onu göstereyim. Keşfete gidelim tekrardan. Şu an internetim yavaş olduğu için yavaş gidiyor. Şöyle aşağı doğru indireyim. Neyse. Keşfet özelliğini kullanabiliyoruz. Profilimizin üzerine tıklayıp profilinizi düzenleyebilirsiniz. Profil bilgilerinizi, bakın mail adresi vesaire var. Onun dışında şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu kısma gelip uygulamalar vesaire. Bakın şu izin verilen uygulamaları kontrol edin. Virüs falan olursa buradan görebiliyorsunuz. Kişileri yönet. Birçok şey var burada. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Onun dışında tekrardan profilimize gelelim. Ayarlar kısmında da şifreyi değiştir, alt etiketi, uygulamalar, internet siteleri bunların hepsine yine buradan da ulaşabiliyorsunuz. Profil düzenle kısmı var. Buradan yine ayarlar kısmı gibi her şeye ulaşabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yani artık sadece yapmanız gereken tek şey şu. Google'a gidiyorsunuz. Instagram yazıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece şu. Instagram yazmak. Zaten sayfa çıkıyor. Ya da instagram.com yazın. WhatsApp web gibi sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir uygulama.